Estetiğe bakış açınız nedir? İhtiyaç olursa yaptırır mısınız? Estetiğe bakış açım, yani zaten burada soruda sorduğunuz gibi ihtiyaç olursa yaptırılması gereken bir şey. Fazla doğallığını bozmadan gerektiği kadar yaptırılması gerekiyor. Sonuçta ben bir oyuncuyum. Mimiklerimi bozmadan, tavır davranışımı, karakterimi bozmadan gereken yerlere müdahale ettirebilirim. O yüzden çok olumsuz bakmıyorum. Aşkı Memnu, Adanalı Kertenkele gibi uzun soluklu projelerde oynadınız. Bu kadar uzun soluklu başarılı projeleri seçmeyi nasıl başarıyorsunuz? Güzel bir soru sormuşsunuz. Teşekkür ederim. Öncelikle benim için senaryo çok çok önemli. Hani hiçbir zaman işe girmek için girmedim. Yani bunu şöyle açıklayabilirim. Bir projeyi okursunuz. Eğer senaryo gerçekten içine siniyorsa, oyuncu kadrosu, yapımcısı, yönetmeni her şeyle içine siniyorsa o proje benim için okeydir. Ama onun içinde bir şeyler eksikse hiçbir zaman aman iş olsun 2 bölüm 3 bölüm oynarım 5. bölümde katsın mantığıyla hiçbir zaman yaklaşmadım. Birazcık da 6. hislerime de güveniyorum. Bugüne kadar hiç beni yanıltmadı. Güzel projelerde yer aldım. Keyifli projelerde yer aldım. Ama bunun en önemlisi tabii ki senaryoya bakıyorum. Evlilik şöhretin önünü keser mi? Evlilik tabii ki şöhretin önünü kesmez. Benim zaten çevremde birçok evli arkadaşlarım var. Hem güzel, mutlu bir ilişkileri var, hem de işlerine devam ediyorlar sağlıklı biçimde. O yüzden kesmez.